Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 28 Mayıs Şubat 2016 miladi tarihine göre. Öyle değil mi? 19 Cemadel Evvel 1437 Hicri tarihine göre. Hulasetül Beyan ismindeki veda ilmiyle ilgili metne başlıyoruz. Hulasetül Beyan. Hulas beyan demek, fennül beyan demek. Bu istiare ilmi dediğimiz ilim demek. Bu beyan ilminin bir özeti, bir hulasesi demek. Ebu Bekir'e istiare var. Ebu Bekir'e istiare bu sütunun arkasında bir metindir. Şeyh Alaeddin Kudüs'e sirruhu bu Hulasetül Beyan ismindeki metnini, kitabını ondan almış. Yani onun özetidir, onu özetlemiş. Tabi onun özetiyle birlikte ilaveler de var. Sadece onun özeti tek değil. Şeyh Alaeddin Kudüs'e sirruhum, Şeyh Fethullah Verkanisi'nin oğlu. Şeyh Fethullah Verkanisi, Şeyh-i Şeriat lakabıyla meşhur, büyük bir alim, büyük bir zat. Bitlis'in içinde metfundur. Şu an kabri olduğu yerde de medreseleri, onun o medresesi şu an devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar devam eder. Şeyh Alaeddin, o Şeyh Fethullah'ın oğlu, o da Ohin'de metfun. Ohin, eskiden beri ilmin beşiğidir. Çok ilme hizmet edilmiş orada, dine çok hizmet yapılmış. Şeyh Fethullah da büyük bir zat, büyük bir alim. Şeyh Alaeddin da büyük bir alim. Bütün kitap ilimlerde çoklarına tesnifati var. Çok kitapları ne etmiş? Harekatlarıyla, teshatlarıyla bir hizmet etmiş. Şeyh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Ehl-i Beyti, eshabları bütün ulemaların ruhlarına, musanniflerin ruhlarına hususen Şeyh Fethullah Verkanisi ve Şeyh Alaeddin'in ruhlarına, bütün ustazlarımızın ruhlarına üç ihlas, bir Fatiha-i Şerifeleri okuyalım, ruhlarına hibe edelim, kitabımıza başlayalım. Nauzu billahi min şeytanir Hulasetül Beyan kitabını okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ve bihine başlıyoruz. Ve bihine estaîn. Sade iktidari, avunu iktidari Allah-u Zülcelal'dan talep ediyoruz. Ondan başka kimseden talep etmiyoruz. Bu da bihideki, o bihinin takdiminden anlaşılır. Elhamdülillahil cedîri bihi. Tabi fazla noktalarına girmiyoruz. Hamd, hamde cedir olan, hamd, hamde layık olan Allah'a olsun. Sanki demiş hamd Allah'a olsun. Niye? Çünkü Allahu Zülcelal hamde nedir? Layıktır. Elhamdülillahi hamd Allah'a olsun. O Allah ki el cediri bihi. O Allah ki neye layıktır? Hamde layık. Sanki hamd Allah'a olsun. Niye? Çünkü hamde layık odur. Ondan başka kimse hamde nedir? Layık değil. Elhamdülillahi cediri bih ve salatu ve selamu ala habibih. Yani cediri bihi, habibihi, kafeleri aynı. Ve ala alihi ve ashabihi ve hizbihi. Ve salatu ve selamu ala habibihi. Salat ve selam
o Rabbin, o Allahu Zülcelal'ın Habibi üzerine olsun. Habibin haya idafesi ahde haricidir. Onun belli, meşhur Habibi üzerine olsun. Kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Niye ala Muhammed'in denmedi? Çünkü işaret etti ki, zaten Allahu Zülcelal'ın mutlak Habibi, bütün dostları, peygamberleri onun Habibleridirler. Ama mutlak Habib zikredildiği zaman Habib-i Kamil alınır, Peygamberimiz alınır. Sarahtan zikr etmeye gerek yoktur. Ve ala alihi ve ashabihi ve hizbihi. Al, garip manası nedir? Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt kim? Efendimizin eşleri, annelerimiz, çocukları, hizmetçileri. Al'ın baid manası var nedir? Etba'dır. Eshab da girer, hizb de girer. Bir de Al'ın meşhur manası var. Ümmetin muttakileri. Takva ehilleri. Oldu mu? Burada hangisini alırsanız olur. Ama en iyisi Ehl-i Beyt alalım. Ta ki eshab hizbe mana kalsın. Eshabları kimlerdir? Peygamberimizi gören veya onlar Peygamberimizi görmemiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları görmüş. Peygamberimize iman etmiş ve iman üzere ne etmiş? Vefat etmiş. Sahabe de odur. Ve hizbihi, bir de Efendimizin hizbi nedir? Efendimizin hizbi ona iman eden ümmetidir. Başka mana da olur. En iyisi budur. Elhamdülillahil cedili bihi ve salatu ve selamu ala habibihi ve ala alihi ve ashabihi ve hizbihi. Oldu. Emma ba'du. Besmele, hamdele, tesliyeden sonra. Ba'du neyin zarfıdır, neyin neslidir, biz onun üzerine fazla durmayalım. O şerhlerin, haşelerin işi. Fa'le, buradaki fa mezkur olan emma ba'du'daki emmanın cevabında geldi. Yalnız bunu bilin. Emma ba'du ve ba'du fe ba'du fark etmeksizin. Bunun faydası nedir? Faydası bir üslubdan bir üsluba intikal etmek içindir. Şimdi bundan önce hutbetül kitab değil. Bu sefer dibacaya geçiyoruz. Hutbede bir, hutbe bir üslub. Dibaca bir üslub. Bir üslubdan bir üsluba intikal içindir. Peki emma ba'du dinen şer'an hükmü nedir? Sünnettir. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hutbelerinde, mektubatlarında emma ba'du ne ederdi? Kullanır. Dolayısıyla bu gibi yerlerde emma ba'du kullanmak nedir? Sünnettir. Emma ba'du fa'lem sen bil enne fennel beyani. Beyan fenni. İdafe, idafetul am ile has. Fen amdır, beyan hastır. İlmun nahv gibi. Enne fennel beyani. Beyan fenni. İdafetun am ile has. Veya bu da idafetul beyaniye diyebiliriz. O fen ki beyanın ta kendisi. İdafe beyaniye de yapabiliriz. İdafetul am ile has da yapabiliriz. Amma ba'du fa'lem enne fennel beyani. Beyan fenni. Beyan ne? Kavaidu, bütün ilimler gibi, bütün fenler gibi beyan fenni de bir takım kaidelerdir. Zaten bütün ilimler kaidelerde ne oluyor? Oluşur. Ama ba'du fa'len enne fennel beyani, fennül beyan, kavaidu. Niye Tayfur çağırmadınız? Çağır gelsin. Bu da dinleyecek. Mehmet Koç. أما بعد فاعلم أن فن البيان فن البيان قواعد بتاخم ne? بتاخم kaidelerdirler. تتعلق o kaideler her bir fen بتاخم kaidelerden oluşur ama her bir ilmin kavaidleri belli şeylere taalluk ederler. Bu beyanın beyan ilmi ki birtakım kavaidlerden ibarettir. Bu kavaidler neye taalluk ediyorlar? Fa'lem enne fennel beyani kavaidu birtakım ne? Kaidelerdirler. Teteallaku, taalluk ediyorlar.
bi beyanil muradi bi terakibe ba'duha evdahu min ba'di. Fennül beyan bir takım kaidelerden oluşuyor. Buna taalluk ediyorlar o kaideler. Teteallakun bi beyanil muradi. Muradi beyan etmeye taalluk ediyorlar. Yani o kaideler neden bahsediyorlar? Muradi beyan etmeye etmekten bahsediyorlar. Teteallakun bi beyanil muradi. Ha o beyanul murad bi terakibe bir takım ne? O beyanul murad bir takım terkiblerle yapılır. O terkibler ba'duha evdahu min ba'di. O terkiblerin bir kısmı o muradi ifade etmekten, o terkiblerin bir kısmı bir kısımdan daha nedir? Daha evdahdır. Bildin Hüseyin? Şimdi bakın bir örnek getirelim. O örneği üzerine bu ibareyi tetbik edelim. Şimdi ki edai cudi zeydin. Zeydin cudunu, Zeyd'in cömertliğini eda etmek gibi. Cudu Zeyd bir nedir? Cudu Zeyd, Zeyd'in cömertliği bir manadır. Şimdi bu cudu Zeyd'i eda etmek gibi. Neyle eda ediyoruz? Bir kesirir ramadi. Zeyd'in ateş külü nedir? Çoktur. Ne demek Zeyd cömert? Nasıl oluyor? Niye ateş külü çoktur? Ateş çok yakılıyor ondan. Ateş çok yakılıyor. Niye ateş çok yakılıyor? Yemek çok pişirilir. Yemekler çok pişirilir. Niye yemekler çok pişirilir? Yiyenler çok. Niye yiyenler çok? Gelen gideni çok. Ben biraz daha uzatıyorum. Niye gelen gideni çok? Çünkü cömerttir. Bak, Kesirur Ramad'la Zeyd'in cömertliği ortaya konuldu ama 3-4 mertebeyle 3-4 mertebeyle ne yapıldı? 3-4 mertebeyle beyan edildi. Başka ve cebanil kelbi. Ve cebanil kelbi. Bir de ne gibi? Cebanul kelb gibi. Zeyd'in cüdünü cebanul kelbe ifade ederiz. Zeyd cömerdi niye? Yok. Demiyor Zeyd cömerdi. Diyor Zeyd cebanul kelbdir. Küpeyi korkaktır. Ne demek cömerdir? Ne alaka var? Niye köpek korkaktır? Gelen vuruyor, giden vuruyor. Niye gelen giden vuruyor? Çünkü gelen giden çok. Köpek havlayınca ona da vuruyorlar. Niye gelen giden çok? Zeyd cömerttir. Bak, cebanul kelblada Zeyd'in cüdü ede edildi ama biraz daha kısa yolda. Ve mehzulil fasili. Fasil, devenin buzağısı demek. Ne demek Hüseyin? Buzağısı. Diyor Zeyd mehzulul fasildir. Buzağısı nedir? Zayıftır. Niye buzağısı zayıf? Süt az içiyor. Niye süt az içiyor? Çünkü süt sağlıyor. Niye sütün çoğu sağlıyor? İçenler çok. Niye içenler çok? Gelen gideni çok misafirperver. Bak, kesirur ramad, cebanul kel, mehzulul fasil. Bu üç terkiple Zeyd'in cüdü ne yapılıyor? Eda ediliyor. Ama bunların bir kısmı bu manayı ifade etmekte, bir kısmı bir kısmından daha nedir? İdahlidir. Bu pencereyi kapatın. Bakın tekrar ediyorum bu misal üzerine. Enne fennel beyani kavaydu. Tetealok bi beyanil muradi. Murad nedir? Cüdü Zeyd'dir. Bir terakibe o terkibler nedir? Kesirur ramma cevanul kel mehzulul fesil. Ba'duha evdahu min ba'din. Öyle değil mi? Hangisinin mertebesi daha az ise o diğerlerinden daha nedir? Evda. Diyelim bunlardan hangisi 4 dereceyle Zeyd'in cüdünü ifade ederse, hangisi 3, hangisi 2? 2 olan daha evda, 3 olan 4'ten daha evda. Demek üzzet olarak fennül beyan, istiare ilmi neden bahsediyor? İstiare ilmi bir takım kaidelerdir. O kaideler neyle ilgilidirler? Muradi değişik terkiblerle, ibarelerle ifade etmeyle ilgilidirler, alakalidirler. Ama ba'du fa'lem enne fennel beyani kavaidun teteallaku bi beyanil muradi bi terakibe ba'duha evdahu min ba'din ke edai cudi zeydin bi kesiri ramadi ve cebanil kelbi ve mehzulil fasil. Öğrendik mi?
Şimdi her ilmin bir mevdu'u var, öyle değil mi? Bir ney var? Mevdu'u var, gayesi var, tarifi var. Bazı ilimlerin mevdu'u bir olur, bazen iki olur, bazen daha fazla olur. Tıp ilminin mevdu'u bir tanedir, bedenül insan. Nah ilminin mevdu'u kelime-i kelamdır. Beyan ilminin mevdu'u nedir? Daha gayesine geçmeden, tarifine geçmeden, öyle değil mi? Yaşı demin söylediğimiz tarifi değil. Kavadu tatalı bir beyan, murad bir tarif, iki ve bazı orada mübadi, bu ilmin neydi? Tarifi değil. Şimdi mevduğuna ne ediyoruz? Geçiyoruz. Beyan ilminin mevduğu ve mevduğu eteşbihu bir ve mecazu iki ve kinayetu üç ve tarif dört. Zaten bir ilminin mevduğu ne demek? O ilim hangi şeyin ahvali zatiyesinden bahsediyor ise o ilmin mevduğudur. Bu beyan ilmi teşbihden bahsediyor, mecazdan bahsediyor, kinayetten bahsediyor, tarihden bahsediyor. Öyleyse bu ilmin mevduğu nedir? Teşbih, mecaz, kinayet, tarihi. Bakın kitabın neresi yarısına kadar biz bunlarla uğraşırız. Peki, bu ilmin mevduğu teşbih, mecaz, kinayet, tarih. Teşbih nedir? Mecaz nedir? Kinayet nedir? Tarih nedir? Anlıyorsun değil mi? Teşbih, önce teşbihden başlayalım. Teşbih nedir? Bu ilmin mevduundan biridir. El-delaletu ala muşareketi emrin li ahire fîmâne bil kâfi ve kenne ve misli ve nahviha la ala sebilil istiareti. İşte teşbih budur. Örnek, Zeydun kelesedi. Zeydun kelesedi. Feteşbihu el-delaletu ala muşareketi emrin nedir? Zeyd'dir. Nedir? Zeyd'in müşareketi var. Neye? Li ahire. Ahir nedir? Esed'dir. Fimanen cürettir, şecaattir. Ha. Eddelaletu ala müşareketi emri li ahire fimanen. O delalet de bil kafu. Bil kafi neye mutallak? Delalete. O delalete kafla olur. Zeydun kelesedi. Ve keenne keenneyle olur. Kenne zeyden esedun ve mislin zeydun mislu esedin ve nahviha teşbih ifade eden terimler, edatlar. Ha eddelaletu eteşbihu eddelaletu ala muşareketi emrin li ahire fimanen bil kafi ve kenne ve mislin ve nahviha la ala sebi isareti. Ha bunu, bu söylediklerimiz hepsi isarede de var. Ra'eytu esedin fil hamamin. Etteşbih ala delal, etteşbih ala müşareketi emri li'ahir fîmânen bil kâf ve kâne filan. Orada da râyetü esnen aslı râyetü zeyden kelesedi filan. Ama la râsebil-i isâreti deyince o râsebil-i isâredir. Şimdi râsebil-i isâre ne demek? La râsebil-i isâre ne demek? Müşebbe müşebbü'den biri hasve ederse, biri kalırsa o râsebil-i isâre olur. İkisi mezkur olursa o la râsebil-i isâre olur. Teşbih hangisidir? La ala sebil isare. Aha Zeydun kelesedi. Burada isare olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Muşebbeh de mezkur Zeyd. Muşebbehu bi de mezkur esed. Bu isare olamaz. İsare olabilmesi için muşebbeh muşebbehu bihiden birinin ne olması lazım? Hasfe gitmesi lazım. Edattan nasıl gitmesi lazım? Edatların nasıl gitmesi lazım değil mi? Yok isarede zaten edat zikredilmiyor. Edilse de zarar yok, edilmese de zarar yok. Çünkü burada biz dememişiz edat mezkurdur. Teşbihde de şey isarede de ne var? İsarede de edat-ı teşbih var. Veci şebbe var zikredilmiyor. Burada diyor eddelaletu ala müşarih emliyat fîmanın bil kafi. Kafi ise mezkur ise ne? Mukadder. La nesem isarede demese de bu tarif teşbihe şamil geldiği gibi isarede ne olurdu? Şamil gelirdi. Peki. Bu ilmin mevduğu kaç şeydir? Nedir? Teşbih, mecaz, kinayet, tarih. Biz teşbihi öğrendik mi? Teşbihi öğrendik. Bu sefer teşbihin erkanları nelerdir? Bak daha diğerlere geçmedik ha. Fe erkanuhu, bu ilmin dört mevduğundan biri olan teşbihin erkanları el müşebbehu zeyd ve el müşebbehu bihi esed vel edatu ke esedi vel veçhu işte
Fil cüreti, fil şecaati, uveşi şebeti. Ateşin erkanları kaç? Dört. Bu sefer o veci nedir? Bize ne diyor? Veci açmıyor. Bak o diğer üç mevdu, mecaz, kinayet, tarih orada kaldılar. Ferkanuhu teşmil erkanları el müşebbehu vel müşebbehu bihi vel edatu vel vecih. Ve huve vecih nedir? Ve huve vecih nedir? Yani vecih şebeh ne demek? Ma o şey ki diyelim cürettir. Müştereken beynehuma. Müşebbeh, müşebbehu bihi arasında müşterek olan şey neyse vecih odur. Zeyd ile Esed arasında müşterek olan nedir? Cürettir. İşte vecih odur. Oldu mu olmadı? Ha o makanı müşteriken beynehuma tahkiken ise tahkik olsun. Yani haricen muhakkak bir şey olsun. Zihni hayali olmasın. Kema fi zeydun kel esedi fil cüreti. Şimdi cüret Zeyd ile Esed arasında müşterek mi değil mi? Müşterektir. Cüret. Zeyd ile Esed arasında müşterek. Öyle değil mi? Tahkiki mi değil mi? Tahkik. Tahkik deyince böyle gözümde görünür değil. Tahkiki olan, mer'i olan da var, akli olan var. Bu cüret tahkiki bir nedir bir şeydir. Ama göze görünüyor, görünmüyor. Ama muhakkak bir şeydir. Aklen mevcut bir nedir? Bir şeydir. Oldu mu? Ev takdiren. Yahut da veçhü şebeh nedir? Tahkiki değil, ferazidir, takdir ediliyor. Örnek. Nahu en nucumu fi zalmai kesuneni beynel bida'i vel ehvai. En nucumu fi zalmai kesuneni beynel bida'i vel ehvai. Şimdi bu misalin manasına bakalım önce. Diyor en nucumu fi zalmai, karanlıktaki yıldızlar, gece karanlığındaki yıldızlar nasıl aydındırlar? Nasıl parlıyorlar ise kesuneni beyne bid'a ve ehva. Bid'aler ve ehva. Ehva nefslerin arzu ve istekleri. Bid'a ve ehvalar arasında sünnetler Efendimizin sünnetleri nasıl parlıyorlar ise zalmada nucumlar da o şekilde ediyorlar? Parlıyorlar. Şimdi önce bunu bilelim. En nucumu fi zalma müşebbehdir. Es-sünnenu benel bid'a vel ehvâ'i müşebbehu bihidirler. Ne derler? Müşebbehu bihidirler. Oldu mu olmadı? Müşebbehu ne derler? Bihidirler. Veci şebeh nedir? İdaettir. Nedir? Parlaklıktır. Parlamasıdır. Işık saçmaktır. Bu idaet. Bak bu idare. Nücume var. Nücume var. Ama sünnenlere parlama yok. Pili yok, elektriği yok. Işık vermiyorlar, parlamıyorlar. Ha o parlama, bak dikkat edin. O parlama, müşebbehu bihi sünnene göre nedir? Takdiridir, farazidir. Anladınız değil mi? Muhammed Koç'tan anladın mı? Bütün bunlarla birlikte buradaki teşbih hangi teşbihdir? Teşbih-ül maklubdur. Normal diyecekti es-sünnenu beynel bida'i vel ehvâ'i kel nucumi fi zalmâ'i diyecekti. Olmadı. Ebu Hanife ki Ebu Yusuf. Normalde Ebu Yusuf talebedir Ebu Hanife benzetilmeli. Orada müşebbehu bi olan Ebu Hanife talebe olan Ebu Yusuf'a ne yapılmış? Benzetilmiş. Ona teşbih-ül mahlub denilir. Burada da es-sünenun benel bida'i vel ehvâ'i en-nucumu fi zalmâ'yı benzetilmesi gerekiyor idi. Ama getirilmiş en-nucumu fi zalmâ'yı es-sünenun benel bida'i vel ehvâ'yı benzetilmiş. Burada teşbih nedir? Mahlubdur. Bu teşbih-ül mahlube binaen en-nucumu fi zalmâ müşebbehdir. Es-sünenun benel bida'i vel ehvâ'yı müşebbehu bihdir. Veci şebeh nedir? İdaettir. O müşebbehde her ne kadar tahkik ise bu teşbih maklubda müşebbehu bihi de nedir? Tahkikidir. Anladınız değil mi? Tekrar başa dönelim. Mevdu teşbih mecaz kinayet tarih.
Mecaz kine tarihi bırakın. Teşbih nedir? Feteşbihu eddelaletu ala müşareketi emri li ahire fimane bil kafi ve keenne ve mislin ve nehviha la ala sebil isareti. Ferkanu teşbih erkanları el müşebbe ve müşebbehu bi ve ledatu ve veşu. Vece nedir? Huvel makanı müşerken beynnehuma tahkiken kima fizirli kelesedi fil cüreti ev tahkiken nahu el nücumu fizzelmai kesüneni benel bidey vel ehvai. Bunu öğrendik mi? Veşi şebe öğrendik mi? Veşi şebe. Hani mağdur bir olur, iki olur, üç olur dedik ya. Veşi şebe de diyor. Vahiden kana ister bir olsun. İster ne olsun? Ev müteaddiden ister müteaddid olsun. Veşi şebe bir olabilir. Müteaddi de olabilir. Ev heyeten muntezaaten minhu. İster ne vahid olsun, ne müteaddid olsun. Ne vahiddir, ne müteaddidir. Vahid bir tane, müteaddid iki, üç neyse. Bildiniz mi? Ev yahuttan heyeten muntezaaten minhu. O müteaddidden çıkarılmış bir heyettir. Veçi şebe, müteaddidden birkaç şeyden çıkarılmış bir heyettir. Bak ne bindir, ne çoktur. Ya nedir? Birkaç taneden intiza edilmiş bir nedir? İntiza edilmiş, çıkarılmış bir heyettir. Demek bu üç şebe bir de olabilir, müteaddi de olabilir, müteaddiden münteza bir heyet de olabilir. Ev heyeten muntezaaten minhu, o minhu'daki demir müteaddidine gider. Oldu mu olmadı? Ha demin hani dedim ya, cüret tahkikidir, görünmüyor, görünmesin. Tahkikidir, var bir şeydir. İhdine sırat-ül müstakim, sırat-ül müstakim tahkikidir. Görünmüyor, o ayrı bir konu. Tahkiki olan ile görünmesi şart diye bir konu yok. Ha, dikkat edin, ve şu şebe, vahiden kanev müteaddin ev heyyetin müntezzatın minhu. Bu bir tamim, ikinci tamim. Hissiyen kana o ve şu şebe, ister hissi olsun, ev akliyen. İster his, göz, kulak, el, yani bu havası hemse zahireyle ister bilinsin. Ev kanı aklı, ise akli olursun, bunlardan biriyle ne olmasın? Bilinmesin. Diyelim cüret aklidir. Cüret nedir? Aklidir. Öyle değil mi? İdaet o da nedir? Aklidir. Biri ferazidir, biri hakkıdır. Ama ikisi de nedir? Aklı. Farazi olursa da mecbur aklı olur. Aklın dışında hatta aklı da demeyiz. Vehmidir deriz. Oldu mu? Demek ve şu şebe tarifini öğrendik. Vahid olur, müteaddid olur, heyyet-i muntezza olur, hissi olabilir, aklı olabilir. Ve kezalike tarafani. Teşbihin iki tarafı. Müşebbeh, müşebbehu bihi. Onlar da bir olur. Müşebbeh bir, müşebbehu bihi. Müteaddid olabilirler. O da birkaç tane, o da birkaç tane. Müşebbeh müşebbehu bi heyyete muntezzaten minhu. Birkaç şeyden çıkarılmış iki tane heyeti birbirine ne ediyoruz? Benzetiyoruz. Oldu mu? Ve kezalike aynı teşbih gibi vahid olur, mutadid olur, heyet olur. Öyle değil mi? Hissi olur, akli olur, et tarafani. Ve şey şebeh gibi, veci gibidir. Nesne veci gibidir. Vahid, müteaddid, heyyet-i müntezzin, hissi, akli olmakta. Oldu mu olmadı? Ve kezalike tarafani. İki taraf da öyledirler. İki ne? İki taraf da. Yani iki taraf da bir olabilir. Her biri birer olabilir. Müteaddid olabilirler. Birer heyet olabilirler. Hissi olabilirler. Akli olabilirler. Bu vahiden ev mutadiden ev heyyetin muntezaten minhu hissiyen kana ve akliyen bu iki tamim ve şebehdeki bu iki tamim müşebbeh müşebbeh içinde nedirler? Geçerlidirler. Oldu. Burada yeterli olsun. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nesta'in elhamdülillahi cedili bihim ve salatu ve selamu ala habibihim ve ala alihi ve ashabihi ve hizbihi. Amma ba'du fa'lem أن فن البيان قواعد تتعلق ببيان المراد بتراكيب بعضها أوضح من بعض كأداء جود الزن بكسير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصل وموضوعه التشبيه والمجاز والكناية وتعريض
فَتَشْبِيهُ اَدَّلَارَةُ عَلَى مُشَارَكَةِ اَمْرٍ لِآخَرَ فِي مَعْنًا بِالْكَافِ وَكَأَنَّا وَمِسْلٍ وَنَحْوِهَا لَعَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعَارَةِ فَاَرْكَانُهُ الْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ وَالْاَدَاتُ وَالْوَجْهُ وَهُمْ مَكَانَ مُشَارَكًا بَيْنَهُمَا تَحْقِيقًا كَمَا فِي زَيْدٌ كَالْأَسَدِ فِي الْجُرَةِ اَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ النُّجُومُ فِي الظَّلْمَاءِ كَالسُّنَنِ بَيْنَ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ هَيَّةً مُنْتَزَعَةً مِنْهُ حِسِّيًّا كَانَ أَوْ عَقْلِيًّا وَكَذَلِكَ الطَّرَفَانِ نَفَعَكُمُ اللَّهُ نَفْعًا مُبِينًا